Şimdi Risale'yi yazan İmam Şafii ne zaman vefat ediyor? Hicri 204'te vefat ediyor. Şöyle bir yazalım. Şurada diyelim hicret olsun, sıfır tarihi. Şurada 150 tarihi var. 150 tarihinde ne oldu? Ebu Hanife vefat etti. Niye Ebu Hanife'yi yazdık? İmam Şafii demeden Bismillah Ebu Hanife'yi yazdık. Çünkü Ebu Hanife eliyle İslam kültüründe ilk kez bir ilim kuruluyor. İslam dünyasında ilk kurulan ilim hangisidir diye bir soruyla karşılaştığımız zaman tereddütsüz fıkıhtır deriz. Kelamdan önce. Kelami tartışmalar var ama henüz birisinin böyle mütekamil bir kelam metni yazdığını bilmiyoruz. Mütekamil bir ilim metnini ilk kez kim yazıyor? Ebu Hanife yazıyor. Şu anda bu kitap hemen hemen elimizde. İmam Muhammed'in düzenlediği versiyonuyla elimizde 10 cilt. Ve yine diğer kitaplarımız gibi düzgün bir şekilde okunmuş bir kitap değil aslında böyle. Daha detaylı okunması gereken bir kitap. Bu çok büyük bir iş. Ebu Hanife bu işi yapıyor. İmam Şafii de 150'de doğuyor. 204'te vefat ediyor. 204 İmam Şafii. İmam Şafii kaçıncı büyük fıkıh mezhebi? Üçüncü. Arada bir de İmam Malik var. 179 İmam Malik. Arkadaşlar İmam Şafii Ebu Hanife'nin ve İmam Malik'in metotlarını eleştiriyor. Ve kendisi yeni bir metot ortaya koymaya çalışıyor. Esas eleştirisi Ebu Hanife'nin ve İmam Malik'in metotlarının eleştirisi. Ve bu eleştiriye dayanarak kendisi yeni bir metot ortaya koymaya çalışıyor. İşin güzelliği nerede? İşin güzelliği şurada. Mesela Hicri 204'te yaşamış bir kelam aleminin, felsefe zaten hemen hemen hiç yok. 204'te yaşamış herhangi bir alanda yazı yazmış bir alimin kitabı elimize ulaşmamış. Kelam kitapları da böyle çok net olarak ulaşmamış. İmam Şafii'nin Risalesi elimize ulaşmış ve aynı zamanda bir kelam kitabı olarak okunmaya da çok müsait. İşte biz yanlışı nerede yapıyoruz ilahiyatçılar olarak? İmam Şafii'nin Risalesini hadis usulü kitap olarak okuyoruz. İmam Şafii'nin Risalesini hadis usulü kitap olarak okursan geçmiş olsun. İmam Şafii'nin kitabı bir İslam düşüncesi kitabı aynı zamanda. Yani kelam kitabı da aynı zamanda. İçinde kelam var mı? Negatif bir şekilde var. Kelamı eleştirerek var. Tamam mı? Dolayısıyla biz şu anda bir fıkıh, sadece bir fıkıh yapmıyoruz. Bir yani İslam düşüncesiyle alakalı bir metni okuyoruz. Evet, İmam Şafii ne yapmış? İmam Şafii kendisinden önceki Ebu Hanife'nin ve İmam Malik'in yöntemlerini eleştirip yeni bir yöntem ortaya koyuyor. Yeni bir mezhep ortaya koyuyor. Peki daha çok kimi eleştiriyor? Ebu Hanife, Hanefi mezhebini eleştiriyor. Peki Hanefi mezhebi ne yapmış? İmam Şafii Hanefi mezhebinin nesini eleştiriyor? Hanefi mezhebinin yaptığı temel şey şu. Biraz da İmam Malik'te de böyle. İki şeyden bahsedeceğim. Birincisi şu. Ebu Hanife'ye gelinceye kadar şu dönemde, hatta biraz daha geriye gidebiliriz, bir Hanefi medresesi var. Kelamlı iç içe bir Hanefi medresesi var. Bu medresenin temel bir özelliği var. Hani Hanefi ekolü. Bu medresenin temel bir özelliği var. Bu medrese aslında fıkıh yapmıyor. Sadece fıkıh yapmıyor. Yani temelde kelam yapıyor. Ne için kelam yapıyor? Dini temellendirme ile irtibatlı. Dini temellendirme. Dini temellendirme benim en çok kullandığım kelimelerden bir tanesi. Ne demek dini temellendirme? Yani elimizdeki metinlerde, Kur'an'da ve sünnette, Hazreti Peygamber'in sünnetinde, Hazreti Peygamber'in kişiliğinde, şöyle diyelim, Kur'an'da Tanrı'dan gelmeye müsait olmayan bir parça yoktur, bir şey yoktur yani. Kur'an'daki bütün veriler Tanrı'dan gelmeye müsaittir. Hazreti Peygamber de bir peygamber olmaya müsaittir. Yani peygamber olmasını imkansız kılacak davranışlarda bulunmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de de Tanrı'dan gelmesi imkansız olan ayetler, tavırlar yoktur. Mesela Tanrı adildir. Biz nasıl bir Tanrı'ya inanabiliriz? Şimdi biz dinle karşılaşıyoruz, tamam mı? Dini söylemle karşılaşıyoruz, dini iddiayla karşılaşıyoruz. Kendimizi şurada düşünelim. Hicri 150 yılında. 150 yılında bizim dine inanmamız için şu gerekiyor. Sadece Müslüman kafasıyla düşünmüyoruz. Nerede yaşıyor Ebu Hanife? Ebu Hanife nerede yaşıyor? Hangi şehirde yaşıyor? Küfe, sonra Bağdat.
Arkadaşlar, özellikle Hanefi mezhebi Küfe şehrinde yaşıyor. Küfe şehri zamanında İslam dünyasının akademik ilmi başkenti. Yaklaşık 400 bin nüfusu var. Ve Asya'daki, Mısır'daki, ne bileyim işte Orta Doğu'daki vesaire bütün her taraftaki kültürel altyapısı olan grupların tamamı hemen hemen Küfe'de var. Ya da gelip uğruyorlar oraya. Müslümanlar kuzeydeyken, yani Küfe şehri sonradan kurulan bir şehir, kozmopolit bir şehir. Ebu Hanife zamanında nüfusu 400 bin civarında bir şehir. Ve Aristo felsefesini bilenler mi dersin? Biraz abartarak söyleyelim. Babil tabletlerini, oradaki efsaneleri bilenler mi dersin? Yani kültürel anlamda çok gelişmiş. İran dinleri, işte Hint dinleri, Çin, şamanistler, zerdüşler, herkes orada. Tamam mı? Müslümanlar burada bir baskı altında yaşıyorlar. Neyin baskısı altında yaşıyorlar? Diğer kültürlerin çok ciddi bir baskısını yiyorlar. Bundan dolayı bir İslam aleminin yapması gereken ilk şey fıkıh değil. Fıkıh kolay iş. Burada yaşarsanız sadece fıkıhla hadisle ilgilenemezsiniz. Burada yaşarsanız kelamla ilgilenmeniz lazım. Hani adı kelam değil bunun. Dini temellendirme ilmi. Dini temellendirme ilmini de ben ikiye ayırıyorum. Kelam ve usul. Yani usulü fıkıh. Dolayısıyla İmam Şafii, Ebu Hanife ve Hanefi medresesinde ortaya çıkan ilmi birikime itiraz etti. Bu ilmi birikimin de arka planında yatan şey dini temellendirme ilmiydi. Yani kelam ve usulü fıkıhta adı konulmamış. Neden Ebu Hanife medresesi dini temellendirme ilmiyle başladı işe? Çünkü Küfe'de yaşıyorsanız siz diğer kültürlerin ciddi baskısı altındasınızdır. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Diğer kültürler Müslümanlara askeri olarak galip ama kültürel olarak mağlup olarak bakıyordu. Ve Müslümanları, biraz abartarak söyleyeyim ki aklınızda yani yer etsin, Müslümanları sapkın bir grup olarak görüyordu. Ha, bundan ötesi var mı? Yani yeni çıkmış dini bir hareket. Yakında havası söner, balonu söner yakında. Bu şekilde yaklaşıyordu. Bunu önce bir iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla böyle bir ortamda siz neyle uğraşırsınız? Kendinizi en azından, hani bu iş nasıl organize edildi tam bilmiyorum ama Müslümanlardan bir entelektüel grup, ciddi bir grup, çok ciddi bir şekilde diğer kültürlerdeki verileri inceledi. Felsefeyi inceledi. İlk kelamcılar. Ellerini yüzlerine bulaştırdılar mı? Ben katılmıyorum buna. Felsefeyi inceleyerek dini nasıl biz temellendiririz bununla ilgilendiler. Amaçları felsefe yapmak değil. O dönemde bir Müslümanın felsefe yapma gibi bir lüksü asla yok. İbn Sina da gelse, o yaşasaydı o dönemde aynı şeyi yapardı, kelam yapardı. Çünkü felsefe lüks bir iş. Hani siz bir temellendirirsiniz dini. En azından az çok araba banttan çıkar. Şu anda daha şey bantta yani. Hani şunu diyebilirsiniz, hocam din burada banttan çıkmadı mı? Çıkmadı arkadaşlar işte. İlahiyatçıların bilmesi gereken ikinci şey de bu. Buradaki din belki Mekke'de banttan çıkmış kabul edilebilir, yürüyor kabul edilebilir. Ama Küfe'de hayır. Ne gerekiyor? Bu din burada, malzeme burada. Bu verinin diğer kültürlere karşı savunulabilir bir şekilde ne yapılması lazım? Gösterilmesi lazım. Bu din inanılabilir bir din. Bak, birinci cümle şu. Bu din inanılabilir bir din. Bu dinde mümteni olan, muhal olan hiçbir şey yok. İki, Hazreti Peygamber'in mucizeleri var. Bu mucizelere de inanmamızı gerektirir. Cümle bu. Bitti. Dine giriş teorisi bu. İlmi faaliyet nerede ortaya çıkıyor? Esas ilmi faaliyet Basra ve Küfe'de. Neden? Buralar kozmopolit. Ve yabancı kültürlerin çok ciddi tesiri var. Müslümanlar kendi aralarında yaşasaydılar dini temellendirme ilmiyle uğraşmazlardı. Gerek duymazlardı. Sahabe gerek duymuş mu? Duymamış. Tabiun duymamış. Daha sonra, ha bir de şu var tabii, çok hızlı fetih var. Mesela Hazreti Ömer döneminde siz nereyi fethediyorsunuz? İran'ı fethediyorsunuz. Çok erken. İran gibi bir medeniyeti, Pers medeniyetini, hani Roma'dan da önce, Roma'nın da birçok kültürel ve medeni unsurlarını kendisinden aldığı Pers medeniyetini bir tür fethediyorsunuz. Yani İran kolay kolay fethedilmiş bir ülke değil. Osmanlı bile İran'ı doğru dürüst fethetmedi. İran'ı fethediyorsunuz.
Mısır'ı fethediyorsunuz Hazreti Ömer. Yani Roma'nın önemli bir toprağı. Arkadaşlar Roma, şöyle düşünün. Arabistan haritasını göz önünde bulundurun. Mısır. Mısır'dan aşağı gelin. Neresi var? Mısır'dan aşağı Etiyopya falan var ya. Habeşistan. Yemen'in karşısında Somali falan var. Buralar tamamı ki, hangi kültürün şeyi? Uzantısı Roma kültürünün. Roma kültürü Mısır'ın aşağısından doğru, Etiyopya'dan doğru Yemen'e ve oradan Arabistan'a kadar geliyor. Yani Roma kültürü hakim bir kültür. Roma kültürünü fethediyorsunuz. Mısır'ı fethederek o bağlantıyı koparıyorsunuz. Tabii. Yani Arap Yarımadası, Arapların yaşayışıyla Romalıların yaşayışı birbirinin benzeri aslında. Araplar çok istifade ediyor. Yani Arapların, İslam öncesi Arapların özellikle ya da İslam zamanındaki Arapların Pers kültürüyle, Persler Irak'a kadar gelmiş, oralarda Persler var. Perslerle irtibatı, Perslerden şeyler öğreniyorlar. Hani çünkü medeni değiller, yani şehirleri yok. Yani kabile, devleti ve şey. Perslerden bir de Roma'dan. Mesela Darun Nedve diyoruz. Darun Nedve. Yani meclis, Arapların kabile meclisi. Bir tür işte Roma'daki senatoyu modellemeye çalışıyor gibi diyebiliriz. Yani ikisi de putperest. Aynı şey, üç aşağı beş yukarı. Dinler de üç aşağı beş yukarı aynı. Neyse, siz işte şu vakitlerde 150 yılında Küfe'de yaşayan birisiyseniz yapmanız gereken şey dini temellendirme ilmiyle uğraşmak. Bu dönemde Müslümanların yaptığı faaliyet, çaba bence İslam dünyasında yapılmış en önemli faaliyet. Yani Hicri 100 ile 200 arası yapılmış olan faaliyet, faaliyetin bir benzerini Müslümanlar ikinci bir kez yapamadılar. Bu faaliyetin yapılmasının bir sebebi de şu, şurada Bağdat şehri kuruluyor 132'de. Bağdat çok büyük bir ilim merkezi haline geliyor ve Bağdat gibi bir şehri de Müslümanlar ikinci bir kez kuramadı. Hatta belki dünyada Bağdat gibi bir şehir ikinci bir kez belki çok zor kuruldu. İnanılmaz bir nüfus, 132 yılındaki nüfusu 1 milyon, belki 232 yılındaki nüfusu 2 milyon. Bütün İslam dünyasında yapılan, edilen işlerin kökü burası. Bunu 200 değil de 230-250'ye kadar uzatabilirsiniz. Önemli değil. Burada muazzam bir iş yapıldı. İşte bu işlerin, yani olay şey, hani Ebu Hanife böyle bir cami imamı, cami müezzini, Diyanet'ten maaş alan, din tamamlanmış, teorisi tamamlanmış, o da bunun konforunu süren birisi değil. Bu dönemdeki insanların konforu yok. Bu dönemdeki insanlar her gün belki bir tane Süryani ile, bir tane Maniheis ile, bir tane Mazdekis ile münazara yapıyor. Düşünsenize, insanlar da seyrediyor. Hatta bazen halifenin sarayında mesela şurada insanlar seyrediyor. Burada da mesela ben ya da ne bileyim Ekrem Hoca olsun hadi. Bir tane Maniheis ile münazara yapıyor. Maniheis yense ne olur arkadaşlar münazarada? KDO'ya daha gelir misiniz? Maniheis'te sorarsanız sizin KDO'nuz neresi acaba? Böyle bir ortam. Şimdi işte Hanefi medresesinde, bu tabii Hanefi medresesi tek değil burada. Mutezile de var burada. Bu işi ilk yapanlar onlar. Biz şimdi ilahiyatçılar olarak hep beraber şu işi %200 arasında bu işi yapanlara dini bozdunuz, mahvettiniz diyoruz. Neden? Çünkü biz ehli hadis olmuşuz. Trajedi yani aslında bu. Biz şu anda babalarımızla savaşıyoruz aslında ilahiyatçılar olarak. Şimdi toparlayalım. Bu medresede dini temellendirme ilmiyle uğraşılıyor. Bu faaliyet fıkıhı önceliyor. Dini temellendirme ilmi de iki basamaklı. Bir kelam, bir usulü fıkıh. Bu arasındaki ayrım nedir? Bu arasındaki ayrım şu. Usulü fıkıh işin epistemolojisi, kelam da ontolojisi. Bizimkiler dini temellendirme ilmi yaparken önce ontolojik olarak bizim bir ontolojimiz olması lazım. Bunu fark ediyorlar. Bir varlık anlayışımız olması lazım. Hoş geldin felsefe. Yani felsefeye aslında kim giriyor İslam dünyasında arkadaşlar? Felsefeciler değil. Felsefeciler sonra ortaya çıkıyor. Çünkü mesela düşünün, Hristiyan bir felsefecisiniz, Ebu Hanife ile yan yana yaşıyorsunuz. Ya da bir felsefecisiniz, standart Aristo felsefesini. Siz felsefe yaparsanız bir konforunuz vardır. Evreni tanımak için, anlamak için. Bilebilir miyim? Varlığı anlayabilir miyim? Felsefe yaparsanız. Ama bir Müslüman bilebilir miyim? Varlığı anlayabilir miyim derdinde değil daha henüz. Neden? Din daha kurulmamış arkadaşlar. Bak bayağı şey aslında şey cümleler söylüyorum, sivri cümleler. Dinin teorik olarak kurulması gerekiyor. İşte dini temellendirme derken ben dini teorik olarak kurma diyorum.
Ve bakıyorlar ki bizim bir söylem üretebilmemiz için, dini bir söylem üretebilmemiz için belirli bir ontolojiye ihtiyacımız var. Bir varlık anlayışına ihtiyacımız var. Bildiğiniz ontoloji, ha şey anlamında kullanmıyorum. Felsefedeki ontoloji, tam cuk diye felsefedeki ontolojiden bahsediyorum. Şey değil yani, böyle hani ontoloji bazen farklı farklı anlamlarda kullanılıyor. Resmen bir varlık anlayışı. Varlık nedir? Var olan şeyleri nasıl sınıflandırabiliriz? Atomcu bir varlık anlayışı üretiyorlar. Ne zaman? Daha bu vakitlerde. Yani 100 ile 200 arasında. Bunu Mekke'de, Medine'de yapabilir misiniz? Aklınıza gelmez ki. Baskı yemeniz lazım. Bir tehdit olması lazım. Sizi rahatsız eden bir şeyler. Bir gayeniz olması lazım. Peki niye Müslümanlar atomcu anlayışı seçiyor falan? Bu kelamın işi bak işte. Bunun, usulü fıkıh bununla ilgilenmez. Müslümanların yaşı döneminde iki tane ontoloji vardı. Bir tanesi Aristocu ontoloji. Bir de atomcu ontoloji. Müslümanlar atomcu ontolojiyi benimsiyorlar. Daha uygun görüyorlar ve oradan ilerliyorlar. Tamam mı? Epistemoloji derken neyi kastediyorum? Bildiğiniz epistemoloji. Ama daha detaya inelim. Dini temellendiriyorsunuz, ontoloji yapıyorsunuz, artık ayağınızı yere sağlam basıyorsunuz. Ürettiğiniz bütün veriler bu ontolojik zemin üzerinde. Tamam mı? Hikaye değil yani. Bu zeminde hareket etmek çok önemli bir şey. Epistemoloji de bu zemin üzerinden gidiyor işte. Her şey bu zemin üzerinden gidiyor. Aslında ilahiyatçılığı anlamamız, anlayacaksak ilk yapmamız gereken aslında atomculuğu anlamak. Hangi ontolojik veri üzerinde hareket ediyoruz bunu anlamak. Daha sonra ilahiyatçılığın epistemolojisini anlamak, usulü fıkıh anlamak. Mesela size bir örnek vereyim. Kelam bilgiyi nasıl üretir? Bakın bilgi diyoruz, epistemoloji. Bilgiyi nasıl üretir? Analojik akıl yürüterek üretir. Peki kelamcılar kendileri nasıl analojik akıl ürettiklerini, kelamda bilgi üretirken hangi analojik akıl yürütme yöntemini kullandıklarını, nasıl kullandıklarını anlatır mı bize? Anlatmaz. Bunu kim anlatır? Usulü fıkıh. Yani usulü fıkıh aynı zamanda kelamın yöntemidir. Epistemolojisidir. Anlatabildim mi? Bir diyelim, ontoloji belirlediniz. Şunu tekrar yazıyorum. İki, bir epistemoloji belirlediniz. Üç diyelim, önce şu soruya cevap vermeniz lazım. Teklif teorisi yapmanız lazım. Teklif. Yani mükellefiyet teorisi. Biz ne diyoruz Küfe'de dini temellendirme ilmiyle uğraşan kişiler olarak? Diyoruz ki mesela, ey Süryani papaz, sen de bu dine inanmakta mükellefsin. Ey maniyeist, sen de bu dine inanmakta mükellefsin. Ey Zerdüşt, sen de bu dine inanmakta mükellefsin. Ey Yahudi, ey Aristo felsefesini bilen kişi. 150 yılında sizin şu soruya cevap vermeniz lazım. İşte sen de mükellefsin bu dine inanmakla. Karşı taraftaki adam soruyor, peki ben mükellefsem, senaryo yapalım. Benim mükellef olmam için diyor, benim gerçekten Hazreti Muhammed diye birisinin yaşadığını kesin olarak biliyor olmam lazım. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz biz Süryani papaza? Ya 150 yıl önce Hazreti Muhammed diye birisinin yaşadığı söyleniyor. Peygamberlik iddia ettiği söyleniyor. Kendisine Kur'an indiğini iddia ettiği söyleniyor. Söylentiyle olmaz bu iş. Ne olması lazım peki? Bu konuların nasıl bir bilgiyle bize kadar gelmesi lazım? Kesin bilgiyle. Kesin bilgi. Teklif ve mükellefiyet için ilk yapılan şey kesin bilgi ihtiyacı. Arkadaşlar, Müslümanların ontolojik olarak ilk ihtiyacı bir ontoloji yapmaktı zaten. Epistemolojik olarak ilk ihtiyaçları da kesin bilgiyi temellendirme ihtiyacı. Çünkü elimizdeki Mushaf'ın Hazreti Peygamber'in kendisine indirildiğini iddia ettiği kitabın aynısı olması lazım. Mesela Mushaf derlenirken surelerin yarısı kaybolmuşsa ya da Kur'an'da olmayan şeyler, sureler ilave edilmişse biz şimdi karşı tarafa, kendimize de buna inanmakla mükellefsin diyebilir miyiz? Şu anda biz İslamiyet'e niye inanıyoruz? Kesin bilgi olduğu için. Kesin bilgi kesildiği anda din biter. Bakın bunu İslam alemleri kendisi söylüyor. Kendileri söylüyor bu. Arapçası nedir kesin bilginin? İlim. Metinleri anlamamızın bir sebebi de işte ilim denilince kesin bilgi kastedilir arkadaşlar. Bakın kelam kitapları böyle başlar. Ama niye böyle başladığını söylemez. İşte bu, arka plan bu. Bu arka planları bilmemiz gerekiyor ki anlayalım. Esbâbül ilmi felâs eder. Kesin bilgiyi üç şekilde elde ederiz. Bir, nedir mesela? Duyularımız. Duyularımız kesin olmasa din olmaz. Onun için bizim kime cevap vermemiz gerekir? Sofistlere cevap vermemiz lazım. Sofistlerin delilini kabul edersek bizim dini temellendirme ilmini bırakıp benim meşhur cümlem limon satmaya gitmemiz lazım.
Bu tezgahı kapatıp limon satmamız lazım. İkincisi akıl. İki birden büyüktür. Kesin. Aklen bazı şeyleri bilemesek yine şey olmaz. Din olmaz. Çünkü aklen hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyen bir yaratığa sen bu dine inanman lazım, inanmazsan cehenneme gideceksin diyemeyiz biz. Anlayamaz ki içeriği, dinin içeriğini bilemez. Üçüncüsü de mütevatir haber. İşte Müslümanların ilk ürettiği kavram hangisidir? Müslümanların ilk yaptığı epistemolojik iş, kesin bilgi ihtiyacını fark edip mütevatir haber teorisi geliştirmek. Orijinal bir, hani kelamcılar ne yaptı, usulcüler ne yaptı, her şeyi felsefeciler yaptı falan. Tamamen yanlış. Kelamcılar olmasaydı İslam felsefesi olmazdı. Bu ekip bu işleri yapmamış olsaydı Müslümanlar ayaklarını yere sağlam basarak yürüyemezlerdi.